Seni konuşmaya hakkın yok. Ya toparlan. Ya belasını Türkiye'nin başına getirmişlerdir. Tarih 28 Şubat 1997. O gün toplanan Milli Güvenlik Kurulu sonrası alınan kararlar ve sonrasında yaşananlar, Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak kazınacak ve yıllarca unutulmayacaktı. Koalisyon hükümetleri dönemini yaşayan Türkiye, yakın tarihin belki de en karanlık dönemine doğru ilerliyordu. Ordunun ülke yönetimine baskısı, milletin iradesinin yok sayılması, bedel ödetiren genç nesil ve bütün bu sürece çanak tutan medya. Türkiye, el birliğiyle adeta kaosa sürükleniyordu. Bir okul birincisi olduğum halde bu treni kaçırmama müsaade edilmedi. Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti, 28 Haziran 1996 tarihinde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in görevlendirmesiyle kuruldu. Refah Yol Hükümeti, güven oyu alarak göreve başladı. Türkiye, koalisyon hükümetinin kurulmasıyla nefes almaya başlasa da, atılan adımlardan memnun olmayanlar vardı. Başbakan Necmettin Erbakan ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, muhalefet ve ordunun baskılarına maruz kalıyordu. Benim Milli Güvenlik Kurulu'nda askere bu nedenle ihtiyacım var. Orada asker bulunacak ki siyasi otorite tavsiyelerde bulunsun. Türkiye'nin istikrara şiddetle ihtiyacı var. İrtica söylemleri her fırsatta dile getirilerek gerginlik adeta tırmandırıldı. Dezenek sen evine ne yatırım yaptın ki devlet buraya yapsın? Kim sana 800 yapma hakkını veriyor? İrticanın durdurulması umutlarımız gerçekleştirilemedi. Ve siyasal İslam Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki en büyük güç haline geldi. İbret ve dehşetle izlediğimiz gibi siyasal İslam iktidarın başına getirildi. Askeri, siyasi ve sivil etkinliklerde benzer cümleler kurularak ülkede panik havası oluşturulmak istendi. Aydınlanıp kurulara karardık, şeriat üzerine getirmek isteyenlere karşı daima yardım olun. Rejimin mutlaka değişeceğini, sıranın bunun kanlı ya da kansız olmasının tespitine geldiğini söyleyebildiler. Yine ben dış destekte olduğuna inandığım bir de iltica belasını Türkiye'nin başına getirmişlerdir. Türkiye'nin tekrar orta çağ karanlığına götürülmesini anlamak mümkün değildir. Cumhuriyet ve demokrasimizi gölgeleyecek her türlü faaliyetin önlenmesinde ve gerekli tedbirlerin alınmasında bizlere büyük görevler düşmektedir. Topluca uyanık olmak zorundayız. Türk Silahlı Kuvvetleri irticanın karşısındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri olduğu sürece irtica giremez. Devlet bizden çok dikkatli olmamızı istiyorum. Çünkü ilericilerin, gerçek demokratların, gerçek Türkseverlerin ve gerçek Atatürkçülerin yapacağı çok şey vardır. İrticai tehdit de devamlı göz önünde bulunduracağımız, aklımızda tutacağımız, bu konuda devamlı uyanık bulunacağımız bir konudur. Gizli eller, son birkaç yıldır sürdürdükleri çalışmalarını bu süreçle birlikte hızlandırdı. Ne zaman ki İslam'ı siyasallaştırma arayışları baş gösterdi, o zaman sorunlar ortaya çıktı. Bu sorunlar daha çok 1996 yılının ortasına itibaren çıkmıştır. Ülkeye inananlar ve inanmayanlar şeklinde ikiye bölme yanlıştır. İhtiyar tehlikesini önlemek için ve yalnız iktidar tehlikesini önlemek için değil, dinimizin toplumda daha sağlıklı bir yere kavuşması için de gerekli yasa tasarıları hazırlanmış ve Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. Askeri kanadın yanı sıra siyasi kanattan da benzer açıklamalar yapılıyordu. Yani irtica bir tehdit olarak devam etmektedir. Eğer siz turbanı simge olarak kullanırsanız deliğiniz o yapılır. Orduya, kışlaya siyaset girmesin istiyorum. Çünkü girdiği zaman yıpranır. O yıpranırsa devlet yıpranır. Hepimiz.
biz yıpranırız. Asıl gericilik demokrasiden uzaklaşmaktır. Juntacılıktır en büyük gericilik. Çanakçı Medya'nın hazırladığı manşetlerde milletin algılarıyla oynanıyor, kafa karışıklığı oluşturulmaya çalışılıyordu. Görüşmeler gizli tutulmaya çalışılsa da özel buluşmalar medyanın yakın takibindeydi. Gazeteci ve radyo gazetecisiniz. Açan kiralık sütunlar, kiralık ekranlar, kiralık kalemler, kiralık yazılar. Kurulan planın bir parçası olarak medya üzerinden adeta bir savaş veriliyordu. Gazetecilere dönemin Genelkurmay Başkanlığı'nda briefingler veriliyor, manşetler şekillendiriliyordu. Manşetlerin her birinde adeta postal izi vardı. Medya, asker ortaklığı net şekilde kendini gösterirken, milletin iradesine sahip çıkmak adına atılan manşetler de dikkat çekiyordu. İrtica paranoyasının gizli eller tarafından adeta hortlatıldığı süreçte Aczi Mendiler ve Ali Kalkancı gibi sahte şeyhler ortaya çıktı. Şeriat isteriz diyerek sokaklarda bağıran sakallı, cübbeli ve asalı Aczi Mendilerin gösterileri medyada geniş yer alıyordu. Aczi Mendi tarikatının şeyhi Müslüm Gündüz ve müritleri 28 Şubat sürecinin önemli aktörleri olarak uzun süre gündemde tutuldu. Müslüm Gündüz, Kadıköy'deki bir evde Fadime Şahin'le basıldı. Evdeki hanım eşiniz mi? Evet. Nasıl eşiniz? Yeşil. Müridiniz mi? Hayır. Aydın. Gündeme bomba gibi düşen olayda, baskın anının görüntüleri medyada uzun uzun kullanıldı. Kaç yaşında hanımınız? 20 yaşında. 1 yaşında. Ama hanımınız 22 yaşında. Bebekken mi nikah kıydınız? Sana basma. Biraz basma. Sana bak. Sana basmışsın ya. Tamam. Çıkın. Tamam. Gizli eller, sahte şeyhler üzerinden hem İslam'a hem de milli iradeye saldırmaya devam ediyordu. Planlanan darbeye zemin hazırlamak için tertiplenen tüm oyunlar hız kesmeden devam ediyordu. Sahte şeyhler, halkın kafasında karışıklığa neden olma yolunda oyunun en önemli parçasıydı. Sahte şeyh olarak gündeme gelen Ali Kalkancı'ya da benzer roller biçilmiş, Ali Kalkancı, tecavüzün yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle uzun süre gündemde yer almıştı. Ordu içerisinden zaman zaman siyasete ciddi müdahaleler gelmeye başladı. Devletin yönetiminde asgari cenahın baskıcılığı iyiden iyiye hissedilmeye başlamıştı. Aramıza siyah çarşaf çekilmiş, hanımefendiler bir tarafta, değerli arkadaşlarım bir tarafta, içlerinin karası yüzüne vurmuş bir insan topluluğu önünde biz rütbelerimizi takacağız. Biz Atatürkçü düşünceden, Atatürk'ün çizdiği yoldan kesinlikle ayrılmak niyetinde değiliz. İçimizde bu düşüncede olan varsa biz onu dışımıza koyarız. Eğer bizlere bu düşünceyi aşılamak isteyen, empoze etmek isteyen insanlar varsa onlara da bütün gücümüzle karşı koyar, kanımızın son damlasına kadar onlarla mücadele ederiz. Ankara, Sincan'da gerçekleştirilen Kudüs Gecesi etkinliği bulunmaz bir fırsat olarak değerlendirildi. Filistin'de yaşananları anlatan etkinlik, belli kesimler tarafından çarpıtılarak uzun süre manşetlerde yer aldı. Oluşturulan algı kapsamında dönemin Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız açığa alındı. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanan Bekir Yıldız, 4 yıl 7 ay hapse mahkum edildi. 4 Şubat 1997. 20 tank, 15 zırhlı araç Sincan sokaklarındaydı. Ankara, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na bağlı 20 tank, 15 civarında kariyer ve çeşitli araçlardan oluşan konvoy, Kudüs Gecesi'nin yapıldığı Sincan ilçe sokaklarında hükümete gözdağı vermek üzere yürütüldü.
Bu görüntüler 28 Şubat'a giden yolun önemli adımlarındandı. Necmettin Erbakan Başbakanlığındaki hükümet duruma sert tepki gösterirken, Genelkurmay Başkanlığı olayın normal bir eğitim faaliyeti olduğunu, zırhlı birliğin Sincan'dan geçişinin tesadüfen bu tarihe denk geldiğini iddia etti. Ancak kamuoyu olayın tesadüf olmadığını kısa süre sonra birinci ağızdan duydu. Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik 1, tankların yürütülmesine ilişkin açıklama yaparak Sincan'da demokrasiye balans ayarı yaptık dedi. Orgeneral Çevik 1'in deyimiyle demokrasiye balans ayarı yapılıyordu. Süreç hızla devam ederken Genelkurmay Başkanlığı'nın içinde Batı Çalışma Grubu kuruldu. Refah Partisi yakın takipteydi. Batı Çalışma Grubu'nun kurucu üyelerinden olan Orgeneral Çevik 1, bir telefonuyla gazeteleri ve yazarları hizaya sokuyor, bir emriyle manşetleri belirlemeye devam ediyordu. Rütbesi ve görevini demokrasiye balans ayarı vermek için kullanan Orgeneral Çevik 1, 28 Şubat sürecinin 1000 yıl süreceğini iddia ediyordu. Sürecin en çok tartışılan adımlarından biri de yurt genelinde uygulamaya konuldu. Yüzlerce isim irticai faaliyetleri olduğu iddiasıyla fişlendi. Batı Çalışma Grubu fişleme ve ihbar sistemi geliştirerek bölücülük yapmıştı. İnsanların mezun olduğu okula bakarak bürokraside değerlendirmesini yapmaya kalkmıştı. Hukuku siyasallaştırmak için bağımsız yargı üzerine baskı yapmıştı. Başbakanlık personelinden üniversitelerde görev yapan akademisyenlere, polislerden banka çalışanlarına kadar dindar oldukları için kayıt altına alınan isimler için zor günler başladı. Bunun için de biz Demokrasi Çalışma Grubu'nu legal, açık, araştırma yapan, kimseyi fişlemeyen, kimseyi ihbar etmeyen ama herkesin gözü önünde bilimsel araştırmaları yapan ve Türk demokrasisine hizmet eden bir grup olarak. Ankara'da başlayan gerilim yavaş yavaş ülke geneline yayıldı. Bazıları kara cübbeli, çember sakallı, yeşil bayraklı. Bazıları devrimci dedikleri kıyafette sarı bayraklı, kırmızı yıldızlıdır. Biliriz ki hepsi aynı kaynaktan su içer, aynı yerden beslenirler. Bir tek hedefleri vardır. Çanakkale'de yenemedikleri, İstiklal Harbi'nde yenildikleri Türk milletini mağlup eder. Türkiye'nin karanlık günlere sürüklenmesi için gereken altyapı hazırlanmıştı. Şimdi sıra en ağır darbeyi vurmaya gelmişti. 28 Şubat 1997. Bu tarihte gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu, Türkiye için büyük sıkıntıları da beraberinde getirdi. Tarihi Milli Güvenlik Kurulu tam 9 saat sürdü. Toplantı sonunda 18 maddeden oluşan kararlar alındı. Kararların çoğu hükümetin kabul edebileceği türden değildi. Başörtüsü bir tehdit unsuru olarak gösterilmeye çalışılarak genç bir neslin geleceği adeta yerle bir edilmek isteniyordu. Planlar hızlıca uygulamaya konuldu. İmam hatiplerin kapatılması ve 8 yıllık zorunlu eğitim süreci başlatıldı. Askerler rektörlere briefing vererek planın uygulanmasını adım adım sağlıyordu. Demokrasi yara alırken en büyük bedeli millet ödüyordu. Parkurlarda oturabiliyor muyuz? Bir kez oturtturmuyorlar. Ama ne yapalım yani? Bu kadar oturamazsın. Hiçbir yerde eğlenmez, dinlenmez. Rahip ederse başı kapalı geziyor. Bizim bir siyasal karar vermezse bu toplum olmak lazım. Tamam ya, anlatmanın ama gerek yok mu? Tamam ama kime anlatalım? Kime anlatalım? Büyüklerimiz diyorlar ki demokrasi uyguluyoruz. Demokrasi bu mu? Çağdaşlık demek diyorlar, özgürlük demek diyorlar. Biz şu an özgür olduğumuzu hiç zannetmiyoruz. Bizim başörtümüz olarak bizim özgürlüğümüzü kısıtlıyorlar. Bunu söylemek istiyoruz burada. Fransız askerleri değilsiniz siz. Hayır. Bu kadar olmaz. Yapmadık! Hayır! Biz hayatımızın üzerine gidecek olay geri!
bütün üniversitelerde YÖK tarafından türbanlı öğrencilerin kampüs içinde dolaşmaları yasaklandı. Bu yasağı uygulamayan rektörler hakkında soruşturma açıldı. Maalesef yönetmeliğim el vermiyor. Ankara Üniversitesi yönetmeliği gereğince açık fotoğrafla kayıt yapmak zorundayım. Bana verilen talimat bu. Bunu aşamam. Öğrenci kazansa da öğretim hakkı vermiyorsun. Açık kayıt, açık olacak. Teşekkürler. YÖK'ün bu uygulaması tamamen kanunsuzluktur ve olağanüstü dönemin dayatmasını arkasına alarak yaptığı bir uygulamadır. Türkiye'yi işte böyle utanılacak bir duruma düşürmüştür. Yapacağını düşünüyordunuz. Neden yani? Çok üzgünüm şu an. Açıklama yapmak Ben kurallara uyun ve dediğimizi yapın. Alın vekaletnamenizi, müvekkilinizi de alın, kenara çekin. Hanımefendi, evet, ben 5 yıl okuyup mezun olduğum okula avukatla mı girmek zorundayım? Ya başını açacaksın, ya hayallerini bırakacaksın. Hayalleri, gelecekleri ellerinden alınan genç kızlara uygulanan zulüm, utanç kareleri olarak hafızalara kazındı. Ve okul birincisi olduğum halde bu terene katılmama müsaade edilmedi. Buradan emir veriyorum. Bunlara hiçbir zaman yemin yaptırılmayacak. Bu içine. Bu işlerimiz nedeniyle yani şu an içeriye alınmıyoruz. Meydanlar, eğitim hakları ellerinden alınarak hayalleri yarım kalan başörtülü öğrencilerin sesleriyle inliyordu. El ele insan zinciri eylemleri 28 Şubat'a karşı duruşu ülke geneline yaydı. Subay olmak istiyorsan askeri giysilere uymak zorundasın. Polis olmak istiyorsan emniyetin giysisine uymak zorundasın. Üniversite okumak istiyorsan medeni adam gibi giymek zorundasın. Hiçbir dinsel zorunluluğu yok. Hiçbir dinsel gereği yok. Tamamen Araplaşmanın, Arap milliyetçiliğinin özendisinden başka bir şey değildir. Hak aramak için seslerini yükselten öğrencilere uygulanan zulüm şiddetini artırarak devam ediyordu. Haksızlığa karşı direnen öğrencilere polisin sert müdahalesi dikkat çekerken, bu süreçte dönemin Bursa valisi Orhan Taşanlar, başörtülü öğrencilere yaptığı zulümlerle ön planda yer alıyordu. Benim hiç kimseye verilmeyecek tek kuruşluk hesabım yok. Başörtüsü yasağı, başta üniversite öğrencileri olmak üzere, bütün kamu ve bazı özel kurumlarda sert bir şekilde uygulanıyordu. Arkadaşlar, ben Şermin Yazgı'ya karşı yasağı yine devam. Toplu taşıma araçları bile başörtülü öğrencilere çok görülüyordu. Başörtüsüne yönelik sokaktaki baskı mecliste de sürdü. Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilen Merve Kavakçı'nın Meclis Genel Kurulu'nda yemin etmesine izin verilmedi. Burası devlete meydan okunacak yer değildi. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz. Milletin iradesi yok sayıldı, seçilmiş hükümet hedef alındı.
21 Mayıs'ta Refah Partisi'nin kapatılması için dava açıldı. Bir partinin kapatılması hakkında dava açıp açmamak tamamen benim takdirimdedir. Son güne kadar benim böyle bir işlem yapıp yapmayacağımı eşim dahi bilmez. Ben burada ordu mensuplarına gerçekten bir teşekkür etmek istiyorum. Anayasamızın 138. maddesine en uygun davranan kurumumuz daima ordu mensuplarımız olmuştur. Çünkü herhangi bir tavsiye, telkin de bulunmamışlardır. Ayrıca bütün kurumlarımızın birçoğunun anayasamıza, yasalarımıza uymayan davranışları karşısında anayasamıza, yasalarımıza sahip çıkan gerçekten tek kurum olmuştur. Bizim ne siyasi ne de bu kanuni konularda herhangi bir etkide bulunmak amacımız yoktur. Bir kapatma davası var. Tüm Refah Partililer eğer mutlaka bir başka çatı altında toplanmak gerekiyorsa bir tane fire vermeden o çatının altında toplanacaklardır. Kapatılma talebinde bulunanlar bir şey daha söylüyor. Yerine kurulacak olanı da kapatırız diyor. Şimdi buradan bir şeyi ortaya koymak istiyoruz. Acaba bunun standardı nedir? Bunun çerçevesi nedir? Bu beyefendi bunun çerçevesini de söylesin de ona göre bir parti kurulsun ve ben de seçme seçilme hakkımı buna göre kullanmış olayım. Ya ortada hukuk diye bir şey yok, gazete kuburundan delil bu. Ne olmuş? Bir ülkenin başbakanı bir Ramazan'da 30 tane iftar vermiş, bu iftarlardan bir tanesini de Diyanet İşleri mensuplarına vermiş. Ooo! Ne büyük suç! Ne büyük suç! Bu karar üzerine emin oldunuz ki yıllarca konuşulacak. Buna hukuk demezler, buna Charleston oyunu derler. Başbakan Necmettin Erbakan, 18 Haziran 1997 tarihinde istifa etti. Seçimle gelen iktidar, korku senaryoları ve nihayetinde askeri tanklarla yıkıldı. Ardından Refah Partisi kapatıldı, yöneticilerine siyasi yasak konuldu. Alınmış olan kararın tarihi akış önündeki gerçek değeri bir nokta kadar önemsizdir. Onun için bugün Çağdaş Demokrasi'nin hiçbirisinde parti kapatmak diye bir olay yoktur. Demokrasilerde parti kapatmanın bir manası yok. Ramazanımız, bayramımız mübarek olsun. 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, hükümet kurma görevini o sırada arkasında Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğu olan Doğru Yol Partisi lideri Tansu Çiller yerine ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a verdi. Ezanın sesini kestiler, yetmedi. Başörtüsüyle uğraştılar, yetmedi. Yetmedi. Hafızlık kurumunu sarstılar temelinden, yetmedi. Şimdi milletin bürokratına sen eğer camiye gidersen, dinden bahsedersen canını yakarız diyorlar. Ben de diyorum ki Deccal olsun ne yazar, Deccal olsun ne yazar. Bacınızı da korkutup susturmak istiyorlar. Ama söyleyeyim, değil 3-5 ay beni idam sehpasına götürseler, sizin hakkınızı savunmaktan vazgeçmem. Mesut Yılmaz, 30 Haziran'da Bülent Ecevit ve İsmet Sezgin'le birlikte Anasol D hükümetini kurdu. Anasol D hükümeti, 28 Şubat kararlarını hızlıca tatbik etmeye başladı. Askere, toplumsal olaylara müdahale yetkisi verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal itibarının bu tür münferit kişisel sorumlulukları da ortadan kaldıracak bir koruma duvarı olarak görülmesi ve algılanması elbette mümkün değildir. Haddi bildirilmiş başbakan durumuna düşen gereğini yapmak
ve hemen istifa etmek konumundadır. Refah Partisi'nin kapatılmasının hemen ardından hedefte dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Siirt'te katıldığı bir etkinlikte Ziya Gökalp'e ait İlahi Ordu şiirini okuyan Erdoğan hakkında halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Müsned suçlama dolayısıyla açılan davada beraatimi talep eder, saygılarımı ve konuyla ilgili bilgi ve takdirlerinize arz ederim. Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanan Recep Tayyip Erdoğan'a bir yıl hapis cezası verildi. Biz nasıl geldiysek öyle gideriz, öyle gitmeliyiz diyor. Başkanlık koltuğuna nasıl hukuki bir süreçten geçerek oturduysak, başkanlık koltuğundan da öyle bir hukuki süreçten geçerek gitmemizin gereğine inanıyorum. Düşünün ki ben şu anda personelimle bir vedalaşma fırsatını dahi bulamıyorum. Tarih bunu affeder mi? Bununla nereye varırsınız? Ülke gerilmesin. Ülkeyi siz geriyorsunuz. Ülkeyi gelmek bu işte. Yanlış yerlerde maalesef suçlularla aranıyor. Cezanın benim için bir bestenin notaları arasındaki es kadar anlamı vardır. Ve bu bir es'tir. Onun için hizmet şarkısı bizim bitmeyecek. Yine devam edelim. Milletimiz gayet güzel faturalar keser. Ve siyasi yasak, böyle bir şeyi ben tanımıyorum. Şu anda sadece seçilme haklarım elimden alınmıştır. Seçme hakkım gene var. Ama siyasi yasak diye bir şey, insan yaşadığı sürece olmaz. Dilini sustursanız, gözlerini kapasanız, kulaklarını duymaz hale getirseniz, hücreler konuşur, hücreler. Böyle bir şey yok. Hayır Erdoğan'ı şu güzel milletine, şu güzel vatanına hizmette hiçbir güç bu yoldan alıkoyamayacaktır. Erdoğan, binlerce vatandaşın sevgi gösterileri eşliğinde hapis cezasını çekmek üzere Kırklareli'ndeki Pınarhisar cezaevine girdi. Dört aylık cezayı tamamlayan Recep Tayyip Erdoğan, benzer görüntüler arasında cezaevinden tahliye oldu. Erdoğan'ı cezaevine gönderen sistem, hak arayan üniversite öğrencileri için de aynı acımasızlıkla devam etti. Çok sayıda mağdur, devlet güvenlik mahkemelerinde idam talebiyle yargılandı. 28 Şubat'ta onlarca banka batırıldı, Türkiye milyarlarca dolar zarara uğratıldı. Sayın Başbakanım, az ben bir esnafım, ben bir esnafım. Gayri safi milli hasılanın üçte biri buharlaştırıldı. Ülke tarihinde kara bir leke olarak yerini alan postmodern darbenin sorumluları yıllar sonra yargı karşısında hesap verdi. Tüm bu planların başrolünde yer alan Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezası aldı. 9 Temmuz 2021 tarihinde 14 sanığın müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. 19 Ağustos 2021 tarihinde
14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emekli orgeneraller Çevik 1 ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Cezaevine gönderilen generallerin rütbeleri de söküldü. Sözün bittiği yerdeyiz. Her şey ortada. Yaşanan süreç, siyasi anlamda oluşturduğu kaosla birlikte, ekonomik anlamda da Türkiye'yi büyük sıkıntıya soktu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun raporuna göre, 28 Şubat'la birlikte ekonomide büyük darbe aldı. Postmodern darbenin Türkiye'ye maliyeti yaklaşık 400 milyar doları buldu. Bu süreçte bankalardan hortumlanan paraysa toplam 46 milyar dolara ulaştı. Yarım kalan hayallerle birlikte 28 Şubat süreci geride kapanması zor yaralar bıraktı. 28 Şubat sürecine girildi ve bize çeşitli cezalar yağmaya başladı. Bu cezalar arasında uyarı cezası, kınama cezası, maaştan kesme cezası, bunların hepsi oldu. Ben diyorum ki bu gerçekten bir devrim oldu. Arkamıza baktığımızda birkaç sene var, çok yok. Gerçekten şimdiki geldiğimiz sonuç, Müslüman bir ülkede bu şekilde, normal bir şekilde Müslüman olarak okuyup üniversitelere gidebilmemiz aslında normal ama bizim için devrimdi. İleride ülkeme, insanlara faydalı olacağım diye hayaller kurarken bir anda sadece başörtülü olduğum için gözaltına alındım. İkinci kez gözaltına alındığımda hamileydim. İkiz bebek taşıyordum. Darp edildiğim için daha sonra hastaneye kaldırılmışım. Bebeklerden birinin öldüğü haberini aldım. Onların gözaltına alındığımda aklıma yani hep bu görüntülerim geldi ve şunu da dedim, gerçekten ilahi adalet er ya da geç tecelli ediyor. 98'de yaş karlarıyla oradan ihraç edildik. Neden ihraç edildik? İrtica kılıfıyla hanımlarımızın başörtüsü ve kendimizin dinler oluşumu sebebiyle sorgusuz sualsiz ihraç edildik. O yıllarda çocuklarımın geçimi için, temini için çorap sattım bile yani. Çorap sattım. Çorap sattım, zabıtalar bizi kovaladı yani. Zabıtalar bizi kovaladı, bunu yaşadık yani biz. 28 Şubat darbesinin üzerinden çeyrek asır geçmiş olsa da Türkiye'ye verdiği zarar ve kalplerde bıraktığı yaralar hala etkisini sürdürüyor. Tam oğlumun 4. sınıfa geçip ben ona ders anlatacağım dönemde beni ihraç ettiler. Bu halen ağrıma gider. Oğluma öğretim üyesi olarak hizmet vermemek.